Salatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mesnevi Nuriye 10. Risale. İlem eyyuhel aziz. İnsanı hayvandan ayıran şeylerden biri mazi ve müstakbel ile alakadar olmasıdır. Hayvan bu iki zamanı bir hakkın düşünecek bir idrake malik değildir. İkincisi, gerek enfüsi, gerek afaki, yani dahili ve harici şeylere taalluk eden idraki, külli ve umumidir. Üçüncüsü, inşaata lazım olan mukaddemeleri keşif ve tertip etmektir. Mesela bir evin yapılması için lazım olan taş, ağaç, çimento misillü, lüzumlu maddeleri ihzar ve tertip etmek gibi. Binaenaleyh, insanın en evvel ve en büyük vazifesi tesbih ve tahmiddir. Evvela mazi, hal ve istikbal zamanlarında görmüş veya görecek nimetler lisanıyla, sonra nefsinde veya haricinde görmekte olduğu inamlar lisanıyla, sonra mahlukatın yapmakta oldukları tesbihatı şehadet ve müşahede lisanıyla sani'i hamdü sena etmektir. Maşallah. İlem eyyuhel aziz. İnsanı hayvandan ayıran şeylerden biri mazi ve müstakbel ile alakadar olmasıdır. Hayvan bu iki zamanı bir hakkın düşünecek bir idrake malik değildir. Yani hayvanda bu özellik var değil mi? Geçen maziyi sorgulayamıyor, düşünmüyor, tezekkür ve tefekkür etmiyor. Geleceğe de bakış ve ufku nazarı yok hayvan. Tamam, devam et. Tamam, lüzum yok şey. Evet. Böyle. Buyurun. Tabii Cenab-ı Hak insanı cami isminin tecellisine mâkes ve aynı olarak yaratmış. Kemalatı ilahiye medar, bütün güzellikler insanın kendi mahiyet aynasında tezahür ve tecelli ediyor. Evet. Hayvanda bu özellik yok. Şimdi mesela kamil bir Müslüman maziyi ne yapar? Maziyi murakabe eder. Dün ne hata ettim? Geçmişte yanlışım neler yaptım? Geçmişte neler yaptım? Sadece yaptım da demiyor değil mi? Bunların hangisi doğru? Hangisi güzel, hangisi yanlış? Hangisi beni haktan, hakikatten uzaklaştırdı? Hangi şey alemime, ruhuma, gönlüme neler kattı, ne kadar kattı? Bir de istikbala matuf. Yani mesela planlama deniliyor değil mi? Yani teknik evet. Manada. Planlama yarın ne yapacağım demek değildir. Gerçek planlama, yarın ne yapacağım değildir. Gerçek planlama, yarına sahip olmak için şimdiden neler yaptığının tezekkür ve tefekkür edilmiştir. Planlama evet. Budur yani. Şimdi dolayısıyla hayvanın mazisi karanlık, kapalı bir örtülü. İstikbali de öyle değil. Ama insan maziyi değerlendirirken istikbala bakan cephesiyle o kadar kulaç açtığı yerler var ki, hayali var, hissiyatı var, arzuları var, hedefleri var, iştahı var. Ne bitiyor, ne tükeniyor, ne duyuyor, ne evet. Usanıyor. Evet. İnsan bu. Evet. Bir cephesi bu. Evet. İkincisi, gerek enfüsi, gerek afaki, yani dahili ve harici şeylere taalluk eden idraki, külli ve umumidir. Evet. İşte idrakı külli ve umumi. Hem nefsine ait, enfusi daireye medar idrakı var. Hem de afaki alemi tezekkür ve tefekkür edecek istat ve kabiliyeti var. Şimdi bakın, mesela tıp noktasından konuşalım değil mi? Şimdi Cenab-ı Hak insanın yüzünde bir yere kadar göz yaratmış. İşte tıp dünyası
kaç bin senedir şu kadar bir gözü inceliyor. Hala bitmedi. Hala bitti mi? Yok. Bitmedi. Bize masallar dünyasında derlerdi ya, az gitmiş, yüz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Dönmüş. Bakmış. Bir arpa boyu yol gitmiş. İlim dünyası da böyle. Kainat baştan sona icaz nükkesi var. Her şey muciz, her şey mükemmel. O işte mükemmel kainatı tahkik edecek, değerlendirecek, ölçecek, biçecek. Ondan hayata, istikbala, insaniyete medar güzellikleri sergileyecek. Değil mi? İdrak. İdrak manası. İnsan. İnsan. Yani insana verilen tabi nimetlerin en büyüğüne idrak. İdrak. Fikir yükü, dava, aşkı, hamiyetin ayağa kalkması. Daha güzele, daha mükemmele, daha müşaşağa hedeflere çıkmak. Bu neyle oluyor? İdrak. İdrakla oluyor. Akılla. Akılla oluyor. Hayvanda bu özellik var mı? Yok. Bu da yok. Ya. Evet. Kesmek için yatırılan bir koyun aynı anda hissedir ama kesildiği için diyor. Yani mesela eline darı al, değil mi? At şöyle, horoz, tavuklar gelsin, bıçağı da göster, bakın şu darıyla sizi avlayacağım, şu bıçakla kellenizi uçuracağım deyince hayvanatta panik var mı? Ulan hani şuraya bak, zalimler bizi ne yapacak, kesecek, doğrayacak diye, böyle bir şey yok. Demek yani insanın elemi büyük. Derdi büyük. Derdi büyük. Davası büyük. Yükü büyük. Aşkı büyük. Yükü büyük. Sorumluluğu büyük. Evet. Netice ya cennet çıkacak. Ya, cennet. Ya da Allah korusun Allah cehenneme korusun. Düşecek. Yani şöyle anlamak lazım. Şimdi yerler, gökler, tanzim, tertip edilmiş. Mahtup mana ne? İnsanın Allah'a muhatap olmaz. Liyakat tescili. Ebedi, baki, daimi bir hayatı kazanmak veya kaybetmek davası insanın başına açılmış. Ama ebedi hayatı kazanacak, kaybedecek cihazatlarla, duygularla Allah hissiyatta insana tahkim etmiş. Hayvanlarda bir özellik yok. Evet. Üçüncüsü, İnşaata lazım olan mukaddemeleri keşif ve tertip etmektir. Mesela bir evin yapılması için lazım olan taş, ağaç, çimento misillü, lüzumlu mukaddemeleri ihsar ve tertip etmek gibi. Şimdi bakın, mesela şimdi deprem de falan olduğu için, şimdi mesela inşaat teknolojisi bundan 10 sene önceki inşaat malzemeleriyle şimdiki malzemeler bir mi? Yok. Yok. Adam işte tahtayı alıyor, yontuyor. Nakış sanatı, ahşap sanatı, taşı yontuyor. Malzemeleri birbirine karıştırıyor. Bir fıtri mermer var, bir de ne? Suni mermer yapıyor, yapıyor, yapıyor. Ya. Bakın. Yani o işe en lazım, en mükemmel, en hassas, en latif, en müzeyyen neyse onu araştırıyor, tahkik ediyor, geliyor ne yapıyor, yerli yerine koyuyor. Şimdi bir adam diyelim ki çok zengin, dünyanın en güzel köşkünü yapmak istiyor. İşte köşkün şu tarafını mermerden. O Türkiye'nin herhangi bir yerindeki bir mermer ocağına gidip oradan mermer alır mı? Hayır. Dünyada en güzel mermer nerede çıkıyor? Pürüzsüz, değil mi? Güzel, latif, hissiyatı tahrik eden, böyle insanın içini açan. Hangi malzeme nerede var, değil mi? Arıyor, araştırıyor, soruyor, değil mi? Yani basit konular. Mesela bir gencin cebinde doğru düz parası yok, bir gömlek alacak. Bakıyorsun, 40 tane mağazaya girdi çıktı. En güzelini arıyor. En güzelini, en latifini, en müzeyyenini arıyor. Bu özellik kime verilmiş? Sadece insana verilmiş ya. Yani bunun sahası o kadar geniş ki yeraltı kaynaklarından tut, malzemelerin kullanılmasından tut, proje manasını düşün.
cemiyetin tahsisi için ekonomisi, siyaseti, varlığı, devleti, serveti her cephesiyle insanda bu özelliklerde ne var? Camiye sınırı var. Evet. Binaenaleyh insanın en evvel ve en büyük vazifesi tesbih ve tahmiddir. Şimdi ilk defa bakınca birden buraya geçti. Yani ne alakası var? Evet. Değil mi? Akla geliyor. Akla geliyor. Peki yani insan maziyle, müstakbelle alakadar afaki ve dahili daireleri de biliyor. Her şeyin levazımatı, ona ne lazım, o lazıma ne lazım, bunu da tezekkür ediyor. Buradan niye hemen en büyük vasıfı cami bir de istidat verilmiş. Niye tesbih ve tahmid en büyük vasfesidir? En evvel en büyük. En büyük vasfesidir. Ya. Niye? Bak ya. Ya. Bak. Ya. Bak. Nimet büyük olursa elbette tesbihin de hamdın, şükrün de büyük olması lazım. Evet. Bu bir kaide, bir kanundur yani. Ve büyük olan yapması lazım. Buna en ehil kimse evet. Onun o vasfı ifa ve icra etmesi evet. Lazım. Mesela Cenab-ı Hak solucanı yaratmış. Tamam. Varlık aleminde vazifesi var. Vazifesi var. Yerde sürünüyor. Ne aklı var, ne mantığı var, ne muhakemesi var. Solucanı yani. Böceklere bakın. Yani bu da Allah'a tesbih etsin ama tesbih manasını hakkıyla, kemaliyle ifa ve icra edecek istidat, donatım, kabiliyet sadece kime verilmiş? İnsana. İnsana verilmiş. Ya Allah. Tesbih ve tahmid. Hamd etmek, Allah'a tesbih etmek. Yani şöyle düşünmek lazım. Hani bu bir roman vardı ya, Robinson Crusoe evet. diye bir evet. şey vardı. Adada tek başına adam yaşamış. Şimdi adayı büyüt, yerine dünyayı koy. Bir insan dünyaya geldi tek başına. Şu anda bütün insanlara ne lazımsa tek bir insana da o lazım. Öyle evet. mi? Evet. Ya. Karanlık. Sabah olacak, güneş lazım. 100 milyar insan da dünyada olsa onlara güneş lazım. Bir insan. Tek bir insan da olsa güneş lazım. Bak, maliyetimize bak. Mide dairesi için değil mi? Bağlar, bahçeler, meyveler ve sebzeler. Teneffüs, atmosfer. Ya rahmet, su. Allah suyu yarattı. Ya bütün nimetler böyle. Yani şöyle diyelim ki yani bir şeyin mahiyeti teşekkür ettikten sonra seri üretime geçince fazla önemi yok. Evet. Yani mesela adam ayakkabı fabrikasını kurdu. Kurdu mu? O fabrikayı kurduktan sonra istersen bir çift ayakkabı üretir, istersen 10 bin çift. Çek de fazla farkı yok. Evet. Sistem belli yani. Evet. Şimdi kainattaki bütün sistemler netice olarak kainatın şekeri, şeker parası olan insanın hayatının devam, beka ve kemali içindir. Allah Allah. Kainat çapında bir masraf var, bir maliyet var. Kainat çapında bir ihtimam var. İnsan müntehap, özel yaratılmış, özel seçilmiş. Bu neyi gerektiriyor? Bütün alemleri Allah sana tahsis etti. Bu kadar nimetlere karşı da senin her şeyden önce Allah'ı tazim etmen lazım. Allah'a tesbih etmen lazım. Dua ile, iltica ile Allah'a yönelmek lazım. Bu kaydı. En evvel ve en büyük vazife tabii. Tesbih ve tahmiddir. Şimdi tabii tesbih, tahmid her zaman ama bir de Cenab-ı Hakk'ın ikram ve ihsanı Ramazan'da verilen evet. ikram ve ihsan daha hiçbir zaman boyutu içerisinde verilen bir ikram değil. Bak ya, işte son 10 günü inşallah ihya edersek 83 sene. Ya. 1000 ay. Ya, öyle bir ecir, öyle bir mükafat, öyle bir ihsana biz neyiz? Muhatabız. Cenab-ı Hak
tesbihini büyüten, amin, istikametle yürüyen, Allah'a tazimle kulluk görevini ifa ve icra eden hakiki ve hakkattar kullardan etsin hepimiz. Evvela mazi hal ve istikbal zamanlarında görmüş ve görecek nimetler lisanıyla. Şimdi mazi hal, istikbal. Şimdi mazi, değil mi? Biz yani biz dünyaya geleceğiz ya. Şimdi hangi, kaçıncı asır? 21. asır. 21. asıra gelmeden önce ne vardı? 20, 19, 18 öyle git. Müteselsil. Hani Üstad misali veriyor ya, nimetlerin müteselsil bir maliyeti var. Şimdi aşağı indin efendim, tavuğun dibinde 3 tane yumurtayı aldın, çıkarttın. Bu yumurta şu andaki yumurta mı? Hayır. O tavuğun önce bir neyi vardı? Annesi vardı. Onun da onun bir da annesi vardı. Onun da bir... Nasıl bizim silsilemiz gitgide Hazreti Adem'e dayanıyorsa, evvel babası diyor. Evvel babası. Evvel annesi. O yumurtayı doğuran tavuğun evvel babası, oradan itibaren zincirleme o nimet gele gele bugüne gelmiş. Yani yediğimiz yumurtanın maliyeti şu anda pratik şey değil. Evet. Mesela sen dünyaya geldin. Senden önce babam vardı. Babandan önce dedem vardı. Dedenin dedesi git ta Hazreti Adem'den itibaren nimet geliyor. O müteselsil, zincirleme nimet. Usulü nimetler diyor zaten. Bu mazi. Evet. Yani Hazreti Adem'den bugüne kadar dünya çarklarının tertibi içerisinde dedenin dedesinin dedesinden gel, işte büyük deden, baban ve sen dünyaya geldin. Bunlar nimet mi? Bu evet, bir. Bu mazi. Bir de hal. Şu anda işte Allah sana ömür vermiş. 80 sene, 90 sene yaşıyorsun. Bu da hal. Halda nimetler var mı? Evet. Ama asıl nimetler nerede? İstikbal. İstikbalde. Bekaya, ebediyet, cennet. Ya Allah Allah. Allah Allah. Sonsuz bir hayat. Esas hayat, taşıyla, toprağıyla hayatlar olan cennet. Cennet hayatı. Yani maziden gelen nimetler var müteselsil. Evet. Halde o nimetlere aynı olmuşsun, o da güzel ama esas istikbal. Errahim ne yapıyor? Parmağını diyor. Cennete uzatıyor. Ebediyete uzatıyor. Bekaya uzatıyor. Evet. Sonra nefsinde veya harince görmekte olduğu inamlar lisanıyla. Yani bir de nefsimde afakta. Yani sofra o kadar muhteşem ki. Yani sadece bize mahsus değil. Bir bölgeye, bir ülkeye, bir köye değil. Yani bütün mahlukatına. Evet. Sonra mahlukatın yapmakta oldukları tesbihatı. Şehadet ve müşahede lisanıyla. Yani bir de sani hamd ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdi. Bütün mahlukat Allah'a tesbih ediyor. O tesbihi görecek, duyacak, hissedecek istat ve kabiliyet kime verilmiş? İnsana verilmiş. Bir de Cenab-ı Hakk'a takdim namazda. Tabii. Değil mi? Evet, evet. Zaten tesbih deyince, tazim deyince ne anlaşılıyor? Namaz. Namaz anlaşılıyor. Külli. Külli ibadet. Evet. Cami bir ibadet. Evet. Sübhaneke la ilme lene illa ma 'allamtena innaka entel alimul hakim ve ahru davahum enil hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.